Teşekkür ediyorum. Şimdi Cenevre'den Gökhan Ünel hocamız. Herkese merhabalar. Sesim rahat geliyor mu? Geliyor hocam, buyurun. Tamam. CERN ve CERN'deki işler hakkında birkaç dakika konuşmam istendi. Teşekkür ederim. Öncelikle CERN'ün tanıtımını yaparak başlayayım. CERN, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yaralarını sarmak için ve savaşan ülkelerin bilim etrafında barış için bilim yapmak üzere kurdukları bir yapılanma. Avrupa devletleri kurdular bu yapılanmayı ama artık dünyanın hemen her yerinden pek çok ülke katılıyor araştırmalara. Türkiye de bu işin içinde. İstediğimiz şekilde tam üye olmadı Türkiye ama tam üyelikle gözlemcilik arasında bir yerde duruyor. Artık asosiye üye diyorlar. Bunun ne olduğunu Ekim ayındaki konuşmada tartışırız. CERN aslında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi kelimelerinin Fransızcasının bir kısaltması. Adında nükleer geçse de CERN'ün amacı nükleer enerji ya da nükleer etkileşimleri anlamak değil. CERN'ün amacı evrenin tamamını anlamak. Ve de şu prensipten yola çıkıyoruz. Evren gibi karmaşık bir şeyi anlayabilmek için onu oluşturan yapı taşlarını anlamak gerekiyor. Dolayısıyla biz de evreni oluşturan yapı taşlarını anlamak üzere yola çıktık. Bu yapı taşları nedir? İşte bugünkü lise eğitiminde zannederim artık elementlerinde protonlardan, nötronlardan, bunların da kuarklardan oluştuğunu, elektronlardan oluştuğunu öğretiyorlar. Bunların dışında ne var? Karanlık madde nedir? Evrenin başlangıcı nasıl oldu? Bugüne kadar nasıl geldi? Bu parçacıklar birbirleriyle nasıl etkileşiyorlar? Daha başka parçacıklar var mı? Veya bunlar temel parçacıklar mı gibi soruları sorup bunlara cevap aramaya çalışıyoruz. Burada bulunup da bu çalışmalara katılmak hoş olurdu diye düşünenleriniz olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim, burada yani Cenevre'de iki kampüs var. Biri İsviçre'de, biri Fransa'da olmak üzere. CERN'ün nüfusu yaklaşık 10-12 bin kişi. Bunun bir kısmı CERN'den maaş alıyor. Çok ciddi bir kısmı, 10 bin kişi, belki 8-10 bin kişi üniversitelerden maaş alıyor. Ben de aslında burada Amerika Kaliforniya Üniversitesi adına bulunuyorum. Burada çalışanların ciddi bir kısmı fizikçi. Ama fizikçilerin yanı sıra hatta sayıca onlardan daha fazla olarak mühendisler de var. Ne tür mühendisler burada bulunuyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, malzeme mühendisleri burada çalışıyorlar. Burada bildiğiniz gibi deneyler yapılıyor. Fizikçiler deneyleri öneriyorlar. Hangi tür fizikçiler var diye belki sorabilirsiniz. Parçacık fizikçileri çoğunlukla var. Ama parçacık fiziğinin yanı sıra hızlandırıcı fiziği çalışan insanlar da var. Parçacık fizikçileri şöyle bir deney yapmak istiyorum diye bir fikir ortaya attıklarında, söz gelimi Tanrı parçacığını bulmak gibi. Bu deneyi yapmamızı sağlayacak olan aletleri yapacak olan kişiler de hızlandırıcı fizikçileri. Onlar da bir araya gelip o zaman şöyle bir makine yapmalıyız diye görüşlerini belirtiyorlar. Ondan sonra bu görüşleri belirttikten sonra devreye mühendisler giriyor. Onlar bu işin fizikçilerin kağıt üzerinde yaptıkları veya bilgisayarla yaptıkları hesapların, tasarladıkları aletlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini anlatıyorlar, ortaya koyuyorlar. Ondan sonra da tahmin edersiniz ki işi onlar da yapmıyor. İşin çoğunu genç arkadaşlar, yani doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve biraz da teknisyenler yapıyor. Teknisyenler daha çok doktora öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine rehberlik yapıyorlar. Peki temel olarak burada maddenin temel yapı taşını anlamaya çalışıyoruz demiştim. Bunun için bir takım başka çalışmalara ihtiyaç var. Nedir? İşte bolca bilgisayar kullanılıyor. Ha, unutmadan söyleyeyim, CERN'de sadece deneysel işler yapılmıyor. Bir teorik fizik grubu da var.
Ama orada da bilgisayarla epey iş yapıldığını tahmin edersiniz. Kısacası günümüzde bilgisayar olmadan hayatta kalmak mümkün değil. Tabii hemen herkes programlama yapmak zorunda değil. Programlama dışında da bilgisayarda yapılacak işler var. Mesela çizim yapmak, tasarım yapmak gibi. Özellikle mühendislik okuyanlar için bu tür üç boyutlu çizim tasarım programlarını, benzetim programlarını iyi öğrenmelerini sağlık veriyorum. Buradan yani CERN'den doktora olan alan arkadaşlar daha sonra hemen hepsi bizim alanda kalmıyor. Aslında çok azı kalıyor. Ciddi bir çoğunluğu özel sektörde veya sanayide çalışıyor. Ya da başka araştırma enstitülerine gidiyorlar. Bunun sebebi yani özel sektöre gitmelerinin sebebi burada edindikleri fizik dışındaki tecrübeler. Esas olarak, temel olarak öğrenmeyi öğreniyorlar diyebilirim. Peki onun dışında ne öğreniyorlar diyecek olursanız çoğunlukla bilgisayar, elektronik, istatistik analiz gibi konularda uzmanlaşıyorlar. Bu arada bilgisayar da çok genel bir söz. Bilgisayarda ne öğreniyorsun, ne öğreniyorlar diyebilirsiniz. Burada da öğrenilen şey neticede biz çok büyük miktarda verilerle uğraşıyoruz. Big Data Analysis bizim alandaki en önemli işlerden bir tanesi. Bu data analizi yaparak ileride ne olacağını tahmin etmeye çalışmak sadece fiziğe değil söz gelimi Wall Street'teki finansçılara da lazım olan bir şey. Bizim alandan o yöne doğru kayan arkadaşlar da oldu. Veya veri toplama alanı ilginç, hızlı bir şekilde birçok kanaldan gelen veriyi toplamak ve aralarından en ilginç olanları seçmek gene bizim alanda öğrendiğimiz ve lazım olan bir şey. Onun dışında elektronikte tabii çalışılıyor. İşte devre tasarlama, devre üretme, devrelerin söz gelimi radyasyona dayanıklı olması gibi konular özellikle savunma sanayinde ilgi çekici oluyor. Bunun dışında bir takım üretim işlerine burada karışmak mümkün. Bunlar da önemli çünkü bizim deneylerde kullandığımız aletler gidip herhangi bir dükkandan satın alınabilecek aletler değil. Çoğunlukla kendi deney aletimizi kendimiz üretmek zorundayız. Bundan genelde CERN'de bir tane yapılıyor. İyi çalıştığından emin olduktan sonra onun mühendislik çizimleri bir firmaya veriliyor ve o firmadaki mühendislerin onun aynısından lazım olduğu kadar belki binlerce, belki on binlerce üretmesi isteniyor. Dolayısıyla CERN'de çalışan söz gelimi doktorasını yapan gençler benzersiz üretim malzeme bilgisine sahip olarak ayrılıyorlar. Onun dışında CERN'de başka enteresan konular da çalışılıyor. Mesela ne bileyim soğuk bilimi, efendim RF mühendisliği veya işte vakum, Türkiye'de pek adı duyulmayan şeyler bunlar. Tabii CERN'de sadece bilim insanları olduğunu düşünmeyin. Burada gene Ekim ayında etraflıca anlatırım ama bir muhasebe bölümü de var, bir satın alma bölümü de var, bir kütüphane de var, itfaiye de var, hastane de var. Burası başlı başına bir köy ya da kasaba gibi düşünebilirsiniz. Ha, ben burada olmak istiyorum, bu işlere karışmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim diye belki aklınızdan geçiyordur genç arkadaşlarım için. Türkiye'de CERN'le iş yapan birkaç üniversite, aslında pek çok üniversite var. Bu 200-250 kadar olacak zannederim. Özel üniversiteleri de sayarak bunların herhalde bir 20-30 tanesinin CERN'le beraber yürüttüğü projeler var. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar hangileri diyecek olursanız aklıma gelenler Boğaziçi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ankara Üniversitesi. Bunlar belli başlı şu anda aklıma gelen üniversiteler. Eğer burada mühendislik ya da temel bilimler, fizik bölümlerinden birinde öğrenci iseniz, orada araştırma yapan hocalarınızla temasa geçip ben de bu işin içinde olmak istiyorum diyebilirsiniz. Bundan sonra genelde prosedür şöyle oluyor. Bu zorlu bir yolculuk.
Çok zaman isteyen bir yolculuk, meşakkatli bir yolculuk. O yüzden genelde öğrencilerden küçük bir projeyle başlayıp kendilerini ispat etmelerini bekliyoruz. Eğer bir hafta sonra ben bundan sıkıldım, ben bu kadar çalışamam, yoruldum, daha kolay şeyler yapmak istiyorum diyecekse öğrenci, takdir ederseniz ki uğraşmanın, zaman kaybetmenin, yatırım yapmanın pek bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi, hayatta her şeyde olduğu gibi top sizlerde gençler. Ne yapmak istediğinizi anladıktan sonra, farkına vardıktan sonra onu elde etmek için çalışacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu akşamlık bu kadar. Teşekkür ederim. Gökhan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bize böyle yeni ufuklar açtınız. 12 Ekim. Rica ederim, sağ olun. Saat 19'da Gökhan Hocam bir saatlik bize daha detaylı bilgiler verecek. Yarın Gökhan Hocamızın sunusunun afişini hazırladım. Onu duyuracağım. Bilim Kızı Ork'tan kayıt olmak için Gökhan Hocamı dinlemek istiyorsanız hemen kayıt formunu doldurun. Senem de o kayıt formlarınızı takip edecek. Yine böyle bir Zoom ortamında Gökhan Hocam'dan daha detaylı bilgi alacağız. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah para bulursam da sizi de orada canlı canlı ziyaret etme şerefine de erişiriz. Teşekkürler yeniden. Sağ olun, var olun. Şimdi izninizle tam buçukta benim bir sonraki toplantım başlıyor. Arada bir nefes alacağım. Hoşça kalın diyorum. Tamam hocam.